Günaydın arkadaşlar. Cuma günden hepinize merhaba, hayırlı cumalar. Saatlerimiz 12.30 oldu. Sabahtan beri elime pek fazla kamerayı alamadım çünkü biraz işlerim vardı. Dün de video çekmedim. Evde ufak bir değişim yaptım. Onu da sizinle paylaşacağım ama şu an Bulut uyuyor. Böyle sessizce birazcık salonu topladım. Ondan sonra yatakları topladım. Evi havalandırdım. Mutfağa geçmedim. Şimdi çok fazla ses yapmak istemiyorum Bulut uyanmasın diye. Uyandıktan sonra işlerimize geçeriz. Size de bir merhaba diyeyim dedim. Vallahi o kadar güzel ki hava. Nazar etmeyeyim. Böyle bir yaz havası var. Bugün bir çarşıya da inmem gerekiyor, inebilirsem. Öyle. Neyse ben şimdi içeri geçeyim. Tekrar görüşürüz. Teyze hoşları oğluşum uyandı. Ona hemen şöyle bir şehriye çorbası ısıttım. Bir de dolapta böyle şey vardı. Haşlanmış tavuk vardı. Ondan böyle didikleyip tavuk anneciğim üzerine tuz serptim. Annem bize küçükken çok yapardı. Çok severdik. Çorba. Ben de dedim öyle yapayım ama Bulut'cum eliyle yemek istiyor. Hayır elinle yiyemezsin oğlum. Tamam ben yedireyim. Ben yedireyim anneciğim. Tavuk vereyim mi? Al tavuk. Hop. Ye ye tavuk. Tamam koy buraya. O zaman çorba vereyim. Oh. Bize bir duş yolu gözüktü herhalde. Batırdı her yerine. Bulutcuğumu güzelce yıkadım. O şimdi salonda. Ben de hemen kıyafetlerini falan hazırladım. Tam Bulut'u duştan çıkardım. Kucağıma aldım. Kapı çaldı. Kargo geldi. Neyse işte kıyafetlerini falan şuraya hazırladım. Bezi ve tabii ki nemlendiricisi. Şu da Bulut'un kortizonu kremi. Bundan minicik sürüyorum. Kaşıdığı yerlerine. Onun dışında fazla sürmemeye çalışıyorum. Çünkü çok şey bir krem yani ağır bir krem. Şimdi Bulut'un yazın egzaması artıyor. Kışın soğuktan kuruyor artıyor. Yani sürekli bir kısır döngü içindeyiz. Ensesini kaşımaktan kanatmıştı. Bez bölgesi böyle bel bölgesine çok kaşıyor. Onun dışında çok şükür fazla olmuyor ama yine de dediğim gibi ensesini falan çok kaşıyor. Yanakları özellikle böyle dedesi babası falan öptüğü zaman hemen tahriş oluyor. Yanaklarında egzama çıkıyor. Öyle işte. Rabbim başka hastalık vermesin. Hemen şunlara şey yapayım. Giydireyim bakın. Bulutçum oyuncakla oynadı. Odanın halini görüyor musunuz? Zabraları falan toplamadım yani. İlk önce bir giydireyim de. Sonunda sabahtan beri yüz yüze gelebildik. Valla pijama modundan çıkamamıştım. Biraz önce üzerimi değiştirdim. Saat 4'e 5 var. Normalde Adan'ın bugün kurs günüydü. Ben götürecektim ama mesaj geldi kurstan. Öğretmen hastaymış. O yüzden bugün yokmuş kurs. Kayınvaliden Bulut'u parka götürmüştü. Ada da hemen üzerini değiştirdi. O da parka gitti. Madem dedi kurs yok ben parka gideyim. Ben camdan baktım hemen geçti. Karşıya gitti parka işte. Öyle. Çamaşırlarım vardı. Bunları dün balkona asmıştım. Hava çok güzel. Dedim hiç kurutmaya atmayayım. Şimdi şunları hemen aradan çıkartayım. Bir de çarşıya gidecektim ama böyle çok arada kaldım. Gitsem mi gitmesem mi derken gitmeyeceğim herhalde ama bu aşağıda bir züccaciye var. Belki oraya doğru inerim. Şeyden varsa bu spray moptan varsa oradan alayım. Bir de mandal almam gerekiyor. Mandallarım ya kırıldı ya aşağı düştü kayboldu derken tek tük mandal var. O yüzden mandal da almam gerekiyor. Bakalım akşam üzere saat dediğim gibi 4 belki 5 gibi falan giderim. Bulutçuğuma aldığım kargoyu da göstereyim size. Bu şeylerden aldım. Bulutaklardan aldım. Bulut bunlara bayılıyor. Ada mesela bebekken yani Bulut'un yaşlarındayken bu kadar düşkün değildi. Sevmiyordu ama Bulut o kadar çok seviyor ki size anlatamam. Böyle baskıları, kaliteleri falan da harika. Şöyle el aletleri aldım. Bir dakika, şunu takamadım ya. Neyse böyle el aletleri olandan aldım.
Daha sonra şu şekilde kara taşıtlarından aldım. Ve böyle geometrik şekillerden aldım. Şundan vardı aslında bizde ama bulut gitmiş bunun suyun içine koymuş. Tabii bu ahşap olduğu için şişti. O yüzden atmak zorunda kaldım. Böyle hayvanlı meyveler, sebzeler zaten hepsi vardı. Bunları da alınca seti tamamlamış olduk. O kadar çok sevindik size anlatamam. Ada da görünce bunları oynar. Bulut'un oynadığını görünce o da oynuyor. Neyse şunları kaldırayım. Şuraya koyayım. Böyle ellerinin altında olsunlar ki istedikleri zaman hemen oynarlar zaten. Şöyle masaya koyalım. Birazdan çıkacağım dışarıya. Ay bir koyamadım. Evden çıktım şimdi. Gidiyorum. Bir züccaciye gideceğim. Ondan sonra BİM'e uğrayacağım. Eve geleceğim. Kimse yok dışarıda doğru düzgün. İftar vakti yaklaştıkça insanlar eve gitmiş. Burada 18.55'te okunuyor. Sizin oralarda kaçta okunuyor iftar vakti? İstanbul'da daha geç tabii de. Diğer illerde kaçta okunuyor bilmiyorum. Burada şu anda 18.55'teymiş. Neyse gideyim de. Gittiğimde görüşürüz. Çekelim zaten bir şeyler. Züccaciye girdim. Aradım bulamadım ama boşta çıkmadım. Şimdi BİM'e geldim. Eve gidince züccaciyeden aldım da gösterin. Burası yeni açılmış. İlk defa geliyorum. Buradan mı? Heh, buradanmış. BİM'in düzenine bayıldım. Bizim oradaki BİM böyle değil. Kocaman burası ve inanılmaz düzenli. Bu ne? Yok burada bakacağım bir şey yok da. Bunlar yeni gelenler değil herhalde ya. Önceki haftalardan kalanlar şu ne? Ha şu güzelmiş bak su bardağına ihtiyacım vardı. Kase diyor be. Bardak değilmiş bu. Bardak sandım ben. Şu. Bakayım. Güzel mi? Ne kadar ki? Altılı 120 lira. Burada ne var? Burada battaniyeler var. Şöyle üçlü bıçak seti varmış. Bu ne kadar? 149 lira. Peçetelik var. 42 lira. Şöyle züccaciyeden aldıklarımı göstereyim. Gerçekten sarımsak ezeceğim yoktu. Vardı aslında kırılmıştı. Şöyle bir tane sarımsak ezeceği aldım. Bu şeye benziyor. IKEA modele benziyor. Böyle. Daha sonra mandal alacağım demiştim ya. Mandal aldım. Şöyle 12 tane var herhalde içerisinde. Ha 24 taneymiş. Bir de bu İlbays'ın bezleri var ya. Onlardan aldım. Bunları mutfakta kullanmak için aldım. Üçlü olarak satılıyordu. Açacağım göstereceğim. Bulutçum da burada meraklı. Melahat. Bir tane de şöyle tepsi aldım. Çocuklar böyle bir şey yerken ikisine birlikte koymak için büyük bir tepsim yoktu. Bu da böyle uygunu tek kalmıştı. Dedim bunu da alayım. Çocuklara meyve koyarım, abur cubur koyarım, bir şey koyarım. Kuru yemiş falan. O zaman kullanırım diye. Böyle bayağı büyük bir şey bakın. Kocaman bir tepsi. Bak o da elini koyuyor. Yerim seni annem. Şöyle bir tepsi işte. Şimdi bezleri göstereyim ben size. De göstereyim. Böyle sarı, pembe ve açık mavi. Ben Pella bez almıştım ya. Onları cam toz almak için falan kullanıyorum. Camlarda kullanıyorum. Bunları da böyle mutfakta kullanmak için aldım. Boyutları falan da kocaman. Bakın. Şöyle. Kocaman boyutu var. Şey bulamadım ama ya. Sprey moplarını artık onu internetten alırım. Böyle. Beğendim. Heh. BİM'e girdim bir de. BİM'den aldıklarımı da göstereyim hatta. Bir şey almadım aslında da. Bir dakika. BİM'den de şöyle kilitli poşetlerden aldım. Parka giderken, bir yere giderken böyle şey lazım oluyor. Kuru yemiş, cips falan koyuyorum çocuklara. Daha sonra şöyle bu cevizli pestillerden aldım. Ben bunu çok seviyorum. Çocuklar pek yok da arası. Ondan sonra şöyle bir tane Antep fıstığı aldım. Çocuklar çok seviyor. Bir de bu. Bak Bulut açtı bile. Benim bu çocukla çok işim var. Çok şuna bakar mısınız? Koltuğa çıktı. Ne yapayım? Koltukları da mı kaldırayım? Hadi rafı kaldıracağım. Bunu da mı kaldıracağım? Hayır. Hayır anneciğim oraya çıkılmaz. Hayır aşkım. Hayır anneciğim oraya çıkamaz. Yerim senin ayaklarını. Evet ada o. Ama o çıkmaz. Hayır. Ada evet.
Evet. Yapma tamam. Uçak, evet uçak o. Evet uçak. Evet anneciğim orada uçağa binmişti. Bulutçuğumu rahat bıraktım. Şu an arkamda Berger'in orada duruyor. Adoş da bugün babaannesinde kalacakmış. Orada kalayım mı anne dedi. Ben de dedim tamam zaten yarın okul yok. Ne yapıyorsun oğlum? Orada oturmuş oynuyor. Ya ben de var ya gittim ha pişman oldum dışarıya. Neden dersiniz? Oğlum hayır onu bırak. Şu lambaderden ne istiyor ben bilmiyorum. Hiç dokunmuyordu. Bu aralar onunla uğraşıyor. Neyse dizim çok ağrıyor. Aşırı derecede diz kapağım ağrıyor. Şu an şey yaptım. Anneciğim. Diz korsesini taktım. Korseyi taktım. Bacağımı da uzattım. Öyle oturuyorum valla. Anneciğim yapma. Büyüdükçe tam yaramaz bir erkek çocuğu oluyor. Neyse arkadaşlar ben videomu burada sonlandırıyorum. Umarım severek, beğenerek izlersiniz. Hoşça kalın.